Selam arkadaşlar ben geldim. Bugün ne inceleyeceğim biliyor musunuz? İnanamazsınız. <gülüyor> Bakın. <laughs> Ronassi Cosmetics. Evet. Buram buram tak kokulu bu far paletini inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar şifayı kaptım galiba boğazım çok şey böyle hafiften ağrımaya başladı bir burnum da böyle bir nemli nemli yani bir hastalığa doğru gidiyorum gibi görünüyor inşallah toparladınız kısa zamanda grip gibi bir şey ya dün biraz böyle gezindim etrafta işte bir minibüse falan bindim tabii sıkışık ortam. E sonra ne oluyor? Biri aksırıp tıksırınca sen de şifayı ister istemez kapıyorsun. Evet böyle durumlar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi Ronassi Cosmetics'in bu Music Festival isimli e, neymiş bu? Eye Shadow Glitter Eye Shadow paletini inceleyeceğiz. E birçok de vardır. Neden vardır? Şöyle tahmin edebiliyorum. E bende de olduğuna göre e, bakın bir işte makyajla ilgilenen, makyajı seven kişilerde vardır diye düşünüyorum. Uygun fiyatta glitter paletini bulmuşum. Niye almayacakmışım ki? Değil mi ama? Şimdi böyle de bir gerçek var. Evet açtık. Ee, ambalaj hakkında yorum yapmayacağım. <laughs> yani şimdi ben ne diyeyim buna? Hani ne diyebilirim ki? Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir de poz vereyim. Aa spoiler verdim. Şöyle durayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu palet yani bili biliyorsunuz uygun fiyatlı gibi görünüyor. Tabii bu tanıtımdan sonra fiyatı ne kadar olur bilinmez. Ee, öncelikle far paletinin kapağı ambalajı hakkında hiçbir yorumum yok. Çok e, vasat ve vasat ötesi, vasat ve vasat ötesinin de ötesinde bir e, vasatlığa sahip bir e, kapak. Kutek e, hani böyle kutek kutek e, nasıl denir? E, böyle genç kızların seveceği işte böyle biraz koremalı gibi etkisi olan hani böyle yıldızları var pembe çerçeveleri var kute 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 bir efekti var bunun ee, nedense bunu tanıtırken de delirdim evet arkadaşlar şimdi burada renklere baktığımızda şöyle açar açmaz zaten burnumuzda bir swaps diye şöyle bir hani şeyler bir milyoncuda satılan kozmetikler olur ya işte öyle bir koku geliyor arkadaşlar ne kokusu bu talk kokusu böyle yağlı yağlı bir talk Yağlı yağlı böyle bir talk, talk, pudrası düşünün eski tip. Aslında şöyle söyleyeyim, çok da um, gömmek istemiyorum ürünü. Şöyle bir durum var. E, bu koku 90'lardaki bütün kozmetiklerin kokusu, 80'lardaki bütün kozmetiklerin kokusu. Ondan öncekilerde de aynı koku var. Yani şöyle söyleyebiliriz, eski stil bir talk pudrası kokusu bu palete hakim. Yani <laughs> işte başladım bakın. Boğazımda teklemeler başladı. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle eski tip bir kozmetik mantığında oluşturulmuş farlar var burada. Fakat farlara bir bakacağız şimdi. Başlıyorum. Bu rengi de hiç sıvaç yapmayı keyif almıyorum. Yani çok dünyanın en sıradan rengi. Yani böyle işte. Diye rengini veriyor bu arada. Ben değişik renklere fokuslanarak size göstereceğim. Bakın bu hafif nemli gibi bir hissiyatı var bunun. Bakın şimdi süvaçına. Şok şok şok. Şimdi ben Revolution paletini aldım. O kadar para verdim. Gerçi çok da bunun arasında fark yok ama bakın oldukça güzel iyi değil mi pigmenti? Şaka gibi gerçekten. Şuna bakın. Bakar mısınız? Çok başarılı. Yani e, bunu al. Bunu al sür yani parmağınla. Tamam fırçayla belki renk vermeyebilir ama bakar mısınız ya? Hayret ettim. inanamazsınız Bir de şu maviyi göstereyim. Hiçbir mavide hiçbir ma hani Revolution paletini tanıttım ya. Oradaki maviye bin basar. Öyle söyleyeyim bakın. <laughs> wow çıldırtıcı. Bakın pigmentasyona bakar mısınız? Müthiş. Şimdi öncelikle bunu söyleyeyim. Bravo. Hani gayet güzel. Bakın uygun fiyatlı. Almak istiyorsunuz ama hani gözlerimde şenlensin istiyorsanız buyurun. Tabi sağlık konusunu bilmiyorum. Hani ne derece sağlıklı bunu bilemem. Yani çok da sağlıksız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası gratterlarını kullandım. Gayet de memnunum. Hani öyle de bir gerçek var. Bakın bu da açık rengi şeffaf. Bunu highlighter olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Şimdi renkleri baktığımızda renkler çok standart. Ana renkler var. Ve pembe renkler var. Bunlar hep bir böyle birbirinin geçişi gibi renkler. Oldukça Kabul edilebilir fakat sıkıcı. Öyle söyleyebilirim. Yani hep pembe, do hep pembe tonlarda mavi tonlarda dolaşmak durumundasınız. Tabi bu renklerin koyulmasının bir sebebi de şu şekilde koyulmasının bir sebebi de buradaki glitter paleti. Yani bundan ilham alınarak buradaki renkler oluşturulmuş da diyebiliriz. Bana öyle bir intiba verdi. Bir de şunu denedik mi arkadaşlar? Bunu denedik değil mi? Denemişiz aynen. Renklerin pigmentasyonu çok iyi bir de mat mat mavi merak edenler eyeliner olarak falan kullanmak isteyenler bakar mısınız arkadaşlar? Şaka gibi. Tabi biraz tozutuyor. Şöyle bir göstereyim. Dağılma çok olası dağılması. Gördüğünüz gibi dağılıyor kolaylıkla. Bu arada bunlar kolay da blend ediliyor. Şöyle söyleyeyim. Evet bakın gö gösteriyorum. Şöyle hatta biraz daha kırmızıyı alayım. Bir dakika elimi sileyim. Hı. Kırmızıyı alıp şöyle bir blend edelim allık gibi bakın allık olarak da bu arada kullanabilirsiniz. Evet ekonomik durumu dar olanlar, sıkıntılı olanlar böyle bir palet alıp çok işlevli olarak kullanabilirler. Aynı şekilde bunları dudak üstünde de dudakta da kullanabilirsiniz. Sadece ekstra bir şey böyle şık bir daha şık bir görüntü yakalamak için üstüne bir de gloss patlatabilirsiniz. Şeffaf böyle golden rose'dan vesaire hani uygun fiyatlı bir gloss alıp bunların üstünü çok hala kullanabilirsiniz dudaklarınızda. Yani illa uygun fiyatlı e, kasacaksınız diye bir şey de yok hani e, gayet ekonomik durumu iyi olanlarda buradaki glitterları e, kullanabilir yani herkes yani herkes kullanabilir hani illa bu şey değil demiyorum e, bir kesime özel demiyorum birçok kişi bunu alabilir tabi kokusuna katlanabilirse evet böyle de bir detay var şimdi glitterlara gelecek olursak glitterlar şaşırtıcı derecede iyi öyle söyleyeyim bakın e tabi yerleşmiyor şimdi elime yerleşmez çünkü elim nemli değil arkadaşlar. Ama parmaklarımda şöyle göstereceğim size. Bakın. Bu mor. Hepsi holografik bu arada. Bu mavi. Bakın elime çok iyi yapışıyor bu arada. Pembe. Hepsi holografik. Büyük büyük. E ben bunları nasıl kullanıyormuşum? E zaten en çok bunu kullanıyorum. <laughs> Şimdi ben e, tabii glitter'ı yoğun olarak kullanan bir insanım. Siz böyle olmayabilirsiniz. Böyle değilseniz zaten bunu da almanıza gerek yok. Burada hani bu bunun alınmasının sebebi glitter'lar arkadaşlar. Yani glitter. Şimdi ben bunu yanağımın üstüne kullanıyorum. Gözümden akıtıyorum böyle gözümün kapağına sürüyorum. Aşağı doğru yanağıma doğru döndürüyorum. Hani highlight noktasına doğru döndürüyorum. Orada böyle bir balık pulu gibi bir etki yaratıyor. Ee, dediğim gibi festivallere gidenler vesaire zaten bunu çok kullanıyor bilirler bunu. Ne bileyim işte bir çocukla eğlenmekte, bir çocuk partisinde, bir baby shower partisinde vesaire vesaire birçok şeyde kullanabilirsiniz bunu. Ee, evet ışıltılı güzel bir gece partisinde işte bir klaba giderken eğlenirken arkadaşlarınızda bir doğum günü akşam düzenlenen bir partide yani bunu sürerseniz farkınızı ortaya koyarsınız. Evet ama bunu nasıl sürdüğünüz önemli tabii ki. Bunu nasıl süreceğinizi ben size söyledim. Göz kapağınıza güzel göz makyajınızı yaptıktan sonra üstüne şeffafça böyle bir geçebilirsiniz komple ve yanağınıza doğru uzatabilirsiniz. Uzatmayabilirsiniz. Göz kapağında daha minimal şekilde de kullanabilirsiniz. Göz altlarınızda da hani böyle ağlıyormuş gibi bir etki yaratmak için de kullanabilirsiniz. evet ben size fikri söyledim. Bunun dışında dudaklarınızın üstüne de rujunuzun üstüne de kullanabilirsiniz. tabi dudak dökülme ya da işte yıpratma olabilir. E, bu arada bir şey söyleyeceğim. Özellikle yaşı 18 yaşından küçük olanlar ve e, daha da küçük olanlar, daha da küçük çocuklar üzerinde kullanmayı düşünenler e, bunlar çok iri glitter olduğu için göze kaçma ihtimali var arkadaşlar. E, yani siz yetişkin olabilirsiniz. kontrollü bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz. Fakat onların gözün içine kaçabilir ve e, ciddi hasarları yol açabilir. Oldukça iri taneli. Şöyle bir Cimrilik yapmayıp da bol bol alıp bir göstereyim istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız taneciklere? Tanecikler çok büyük. Yani çocuklara ben sadece yanak üstüne kullanabilirsiniz diyeceğim. Yanak üstü bile riskli ama aklınızda bulunsun. Yani daha çok onlara daha küçük tanecikli kullansanız daha az hasar olur. Çünkü onlar da özenecek böyle bir palet. Onların da çok dikkatini çekeceği bir palet. Ayrıca bu paletin bir özelliği de çocuklara da hitap ediyor olması. Dediğim gibi burada sevimli desenler var. Biraz çocuksu renkler var onlar da çok keyifli kullanır diye düşünüyorum. Fakat aklınızda bulunsun buradaki glitterların ben onlar için uygun olduğunu düşünmüyorum. Evet bu paletin tanıtımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Oldukça fiyat fiyat performans ürünü kesinlikle kullanabilirsiniz. Etkisi gayet belirgin ve güçlü. Tavsiye ediyorum bulunabilir. Böyle bir glitter paletini alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi içerik bizim çok hani cilt sağlığımıza iyi gelmeyen e, ön nitelikte olabilir. Bu da aklınıza bulunsun. Kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. E, yorumlarınız beğenileriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.